Merhaba arkadaşlar, 42. bölümdeyiz. Burada taşımızı alıp bina yapma emrini vermiştik hatırlarsanız. Öyle bitirmiştik. Ve yeşillere geldik artık yapabilecek. Yani yeşil paketlerimize geldik. Yeşil paketlerimizin de yapılma emrini verebiliriz. Yeter ki şu binanın bir yapımı bitsin bir tanesinin. Acilen bir binaya ihtiyacımız var. Onu beklerken bir saniye, taşın çok yakınındayım. Ben birazcık daha şuradan taş alayım da. Birazcık daha bina yapabilir hale gelelim. Ne eksik? Bakır lehva eksikmiş. Gelin bakır lehva alalım burada. Buradaki bakır lehva niye bitmiş ya? Çok ilginç. Saniye, bakır üretimimiz lojistiğe bağlı. Evet. Görüyorsunuz buradaki bakır üretim tesisimiz, minnacık olan bu tesis çalışmıyor. Çalışmadığı için bakır üretilmiyor. Üretilmediği için bakıra bağlı her şey duruyor ve ardı ardına sıkıntı. Bunun için hemen buraya bir el atalım. Buradan 2 yaklaşsam nereden vurdular bizi? Göremedim. Şurada koysak olmayacak, yetmeyecek. Daha çok burun burunayız. Buradan üretiyoruz. O üretildiğini verdiğimiz şey. Şunu bir alalım oraya. Bu tarafın elektriğini kesmiş oldum böylece. Kötü oldu. 1, 2, tamam. Küçüktü. Evet, şunu şöyle koyalım. Şuraya bir bakır üretim tesisi kuracağız kısmetse. Buna bakır getireceğiz diye uğraşmayacağım. Çünkü bu burnun dibindeyim yani. Burnun dibindeyken gerek yok. Onun için oraya özellikle kast olarak diğer fabrikaların yanına değil de buraya koydum. Şöyle alalım. Tamam. Bu şeyi bitirelim buradan. Tesisleri buradan kaldıralım artık. Çünkü bakır şeysinin öyle bir şey olmadığından, büyük bir yapılanması olmadığından şeye gerek yok. Yani onu tutayım diyeceğim bir durum yoktu. O yüzden de yıkmayı tercih ettim. Deminki koparttım, elektriği geri verdim. Burada bir de bunun ihtiyacı olacak. Bunu da şöyle yapalım. Çünkü yapılanları buradan vereceğiz. Buradan bakır lafaları vereceğiz sisteme. Ve bizim adam yapmamız lazım. Çünkü bizim bakır artık ciddi miktarlarda bakır ihtiyacımız olacak. Bu 27'nin hepsini yapsın. Metalimiz bitti. Gidelim hemencecik şuradan metalimizi de alalım. Bakın ihtiyaçlar nasıl artıyor görüyorsunuz. Otomasyonun işte böyle bir sıkıntısı var. Otomasyon olunca her şeyin ihtiyacı ona göre artıyor. 1, 2, 3, evet. Yani 30 olsun da 35, evet. 35 yok. 15 dakikalım. 5, 10, 15, evet. Buraya 50'ye çıkaralım. Şimdilik çok böyle kullanılmıyormuş gibi görünüyor ama kazın ayağı öyle değil tabii. Bizim şeye de ihtiyacımız olacak. Yakıta. Çünkü eritmek için maden gerekiyor. Buradaki tasarımı için size şimdi yepyeni bir şey göstereceğim. Tasarım kitabı var. Search Recipes Book. Bakalım burada. Bakalım bakır lafa demiş mesela. Bu değil. Şimdi B'ye basıyorduk galiba. B'de kullanmadığım için. Oyun planı. Oyunun burasını değiştirmişler yalnız. Bu böyle değildi.
Sakın şimdi Mac'de öyle değil demeyin. Çünkü benim çok sık kullandığım bir şeydi o. O yüzden Mac'e AIP değişiklik olmadığına da neredeyse eminim yani. Bakın Search Recipe Book diyor. Ctrl B ile de oraya geliyor. Yani B farklı, o farklı. Bir de buraya zaten Recipe Book'u direkt koyabilmemiz lazım. Ha, bu da göstermek istediğim bir şeydi. Görüyorsunuz şurada bir shortcut diyeceğimiz kısa yollar var. Kısa yollarla burayı istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Mesela alt modunu aç kapayı koysam buraya işte Mac'te option şeyde alt tuşuna basarak bastığınızda kimin ne öğrettiğini gösterme şeyini açıp kapatıyor bu. Bunda zaten Türkçe olduğu için plan var kullanıyor. Plan kitabı işte bunu söylüyorum. Plan kitabı. Bakalım ne olacak ona basınca. Neler varmış? Yıkım planlayıcısı, yükseltme planlayıcısı tamam olsunlar onlar. Search recipe diye baktığımız evet bunlar. Evet tamam bunlar bize yeterli şu anda. Information. Evet şurası plan kitabı. Bakın buna bastığımda plan kitabı çıktı. Bunu kullanacağız da nasıl kullanacağız yalnız? Niye öyle oldu? Ha, şunu şöyle bir koyalım. Sağ tuşa tıkladığımda plan kitabı çıkıyor. Bu şu işe yarıyor. Mesela şimdiye kadar yaptığımız bütün taslakları kullandım, çöpe attım fark ettiyseniz. Ama bunların işe yarayanları devamlı kullanmak isteyecekleriniz oluyor. Onları çöpe atmıyorsunuz. Buraya koyuyorsunuz. Dolayısıyla elinize kitaplık oluşuyor. Şimdi ben burada GeForce'dan üzerinden değil, şey üzerinden, yani normal makinemden oynuyorum. Ama bir şekilde esas Windows makinesindeki dosyaların burada olmadığından ya da burada kesinlikle bir değişiklik yapmışlar. Benim mevcut taslaklarım yok. Halbuki birçok taslağım vardı. Bir ümit onları alıp şurada uğraşmadan yapabilir miyim diye baktım ama olmadı. Onun için yeniden tasarım yapacağız. Şimdi gidelim şu yakıt işini halledelim. Yakıt olmadan hiçbir şey olmuyor. Bunu şuradan açmak için sağ tıklayın, tıkladık vesaire. Tamam neyse olursun orada yapacak bir şey yok ona şu anda. Yani şunu şöyle alalım da bunu da böyle alalım. Organize olsun ortalık. Şimdi bizim şuraya yakıt istememiz gerekiyor. Yani yakıt vermemiz gerekiyor. Tabii daha sisteme yakıt da vermediğimiz için istememin de bir anlamı olmayacak ama hemen koşa koşa o yakıt meselesine ve de elektrik meselesine yaratacağız. Artık santral kurma vaktimiz geliyor. Santral için deli gibi yakıt lazım. Ve de yakıt olmadan metalleri yapamayız. Ama benim yandan da yeşil birimlerimi üretmem lazım. Onlar için de görüyorsunuz bakır lazım. Yani bir sürü halletmemiz gereken iş gerek var burada. Ne yapacaktık? Biz yakıt ücreti isteyeceğiz. Yani şunu isteyeceğiz. Şimdilik hep bir araba kullanıyorum görüyorsunuz. Ama ileride zamanlarda bazen 100 araba koyacağım o bile yetmeyecek. Öyle zaman dilimlere gelecek kısmesi. Şu birazcık araba üretsin o. Yakıt istiyoruz ama dediğim gibi havamızı alacağız. Yok öyle bir yakıt. Bakın şu anda sistemde.
Buradaki sisteme yakıtımız da gelsin. Ve de bunu buradan şöyle yapayım ya. Niye böyle yapıyorum? Tasarım yaparken anlayacaksınız niye öyle yaptığımı. Şimdi sisteme yakıt verelim. Yakıt vermek için yakıt fabrikası kuralım. Binayı buraya yerleştirdim. Minik bir kayıt kayması oldu. Kusura bakmayın. Şu yolu buraya kadar uzattım. Böyle. Ve birazcık da orman temizliği yaptım. Hala da yapıyorum görüyorsunuz. Şöyle böceklerin nefret ettiği bir şey ama yapacak bir şey yok. Çünkü bize yer lazım. İleriye dönük olmak üzere bu şeyi yerleri hazırladım. Burada hala birazcık ağacımız var. Dursun onlar. Şunu da halledeyim. Evet. Şimdi kömür santralı için binayı yerleştirdik. Bizim bina durumumuz ne? Yok. Başka koyacak binamız yok. Niye eksikmiş? Bakır levhası eksikmiş. Zaten bütün mesele de o bakır levha yüzünden çıkmıştı hatırlarsanız. Bakır levha için yakıt için bizim elimizde ne kadar yakıt var? Azıcık bir şey var. Buradan da birazcık bir şey alırız. Da alalım. Alırız değil, alalım. Biraz sonra bunları şey yapacağız. Orayı da kaldıracağız. Bunu buraya koyalım. Elle beslemiş olacağız ama yapacak bir şey yok yani. Çünkü bakır bir yandan üretilsin. Bakır olmadan her şey duruyor. Şimdi bizim bir kere şurada az bir şey fırına ihtiyacı. Birazcık daha çoğaltalım fırınları. Bu fırının yakıt alması lazım. Şunu şöyle bir şuraya atayım da bir şeylere bakacağım. Yakıt alırken bir tanecik yakıt alsın. Bir tanecik de bakır alsın. Bakın bir tane bakır üretti. Kömür olmasına rağmen şu kadarcık yakıtla işi bitirdi. Yani bizim bol miktarda bakır madenine az miktarda yakıta ihtiyacımız var. Dolayısıyla öyle bir tasarım yapmalıyız ki bir bant iki taneyi beslerken bakır için tek banttan beslememiz lazım. Çünkü o bol miktarda şeyi kullanacak. Yakıtı kullanacak. Bakırı kullanacak. Şimdi buradan alsa 1, 2, evet. Şöyle oradan geçsin. Şöyle koyduk. Bunların arasına bir tane de yakıtı geçireceğiz. Ortalarından yakıt geçti. Ondan sonra şöyle koyalım. Şimdi şurada ortalarından yakıt geçecek. Bir bant bütün bunları besleyecek. Çünkü çok az ihtiyaçları olacak normalde. Ama bir dakika. Yakıtı buradan vermemiştik hatırlarsan. Buradan da bakır verelim. Bunların şöyle buradan bir bakır geçti. Bu bakır bunları besledi. Bunların yaptıkları buraya geldi. Şu bandı ürettiklerini koyacaklar. Buradan yakıt geçecek. Yakıtı şu yönden geçirelim. Bu gelecek. Bunları besleyecek. Kaynak olarak bu tarafı. Ve yine bunların da ürettikleri buraya gelecek. Yani
bizim hızlı olmayan bir şekilde yakıt yüklememizde sıkıntı yok. Şuradan yakıtları yükleyecekler. Ama hızlı bir şekilde bakır yüklememiz gerekiyor. Hemen bir tane çık daha. Evet, o da gelsin. Bakın burada evet, sistem aşağı yukarı bu. Bir de kırmızılar lazım tabii. Ürettiklerini koyacaklar çünkü. Bu buna koydu. Bu buraya, bu buraya. Tamam. Bunlar da aynı şekilde ürettiklerini böyle yerleştirdiler. Evet. Şu anda temel tasarımı bitmiş oldu. Bantlar kaldı sadece. Bantları çekeceğiz. Yakıtı buradan verecektik. Bakın hazır bekliyor yakıtlar orada. Demin elle koymuştuk hatırlarsanız. Burada üretilenleri bir yerden çıkartmamız gerekiyor. Bunları da hazırlayalım da şu yakıtlar şuraya gelmeden evvel o işi bitirelim. Çıkışları halledip ondan sonra yakıtı getirelim. Çıkışı nereden çıkaralım ona bakayım. Buradan yukarıdan çıkarabilirim. Şu bir tane daha gelecek demiştim hatırlarsanız. Var mı elimizde sarı? Var bir tane. Çok güzel. Onu da koyalım. Bu da tamam. Ve şuraya bu 45 adımı da yükleyelim. Onlar şimdi çalışmayacaklar ama olsun. Biraz sonra çalışmak zorunda kalacaklar. Şimdi bunları ürettiklerini şu iki yerden çıkarabiliriz. Buradan şöyle ve şöyle bir şuradan da 2. Bir yakıtımız gelecek. Yakıtı getirmemiz gerekiyor. Burada burada şuradan bu tünel hattını kullanarak bunu da böyle geçirdik miydi? Tamam. Şimdi bakalım artık bakın yafa üretimi başlayabilir. 6 birim üretiyor. Deminkinden azıcık daha fazla can üreteceğiz demek oluyor bu. Yani temel tasarımı kurdum. Bu yeterli anlamında konuşmuyorum. Bizim şimdi maviye ve kırmızıya ihtiyacımız var. 15, 20, 10. Onlar üretilirse buranın şeysini arttırabiliriz. Bir tane daha üretsin oradan sonra. Evet. Birazcık daha arttıralım. Ve artık tez vakitte bu önce hızlı fırına, arkasından da elektrikli fırına geçmemiz lazım. Elektrikli fırın çok önemli çünkü elektrikli fırın olursa buraya da yakıt getirme derdimiz olmayacak. Zaten yakıt bize elektrik üretimi için çok lazım. Yani kömürü oturup da burada bunlara sarf etmek istemiyorum. Harcamak istemiyorum. Bir, iki, üç. Bir, iki. En arkada olduğu için o altıncının onu da üretme. Süper, harika. Harika. Hatta da
Daha da üretiyor. Bayağı bir güzel bakır şeysi üretir hale geliyoruz. Bu dursun. Evet, sarılardan başlayalım. Üretilenleri koysunlar. Ay pardon, yakıtlar koysunlar, yanlış söyledim. Fırınların yakıtları konuyor. Bu da bu arada burası acayip bir hava kirliliğine katkıda bulunan bir bina olacak. Çünkü ufacık bir alanda bir sürü fırın çalışıyor. Evet, kaldığımız yerden devam ederiz. Bu bölüm burada tamamlıyorum. Hoşça kalın.